بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى بزدرجة marhamat qilgan Ramazon-i Sharif oyida turibmiz. Ramazon-i Sharifning dahayi rahmatida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Surah Nisoning ma'lum bir oyatlariga kelib to'xtagan edi. Avvalgi darsimizda munofiqlarning ba'zi belgilari haqida so'z yuritilgan edi. Ularning belgilari haq bir jihat yo'liga taklif qilingan vaqtda biror bir musibat yetib qolsa, agar musulmonlarga bir musibat yetib qolsa, Alloh menga marhamat qildi, chunki ular bilan birga shu jihodda bo'lmasdan menga musibat yetmay salomat qoldim deydi. Agar bir Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lidagi mujohid kishilarga o'zining marhamatini berib, bu marhamat albatta ikkalasi ham marhamat. Shahodat ham marhamat, g'animat, g'alaba ham marhamatdir. G'alabani Alloh subhanahu va taolo bersa, go'yoki o'zi bilan boshqalar o'rtasida, ya'ni musulmonlar o'rtasida hech bir aloqa bo'lmagandek, men ham birga bo'lganimda men ham g'animatdan ulushdor bo'lardim dedi. Munofiqlik belgisi faqat dunyoviy manfaatligina manfaat deb bilishlikdir, birodarlar. Yer yuzida hech kim o'zini munofiqman demaydi. Lekin munofiqlarni munofiqlik belgilaridan ajratib olinadi. Alloh subhanahu va taolo bundan keyingi oyatda Allohni yo'lida hayoti dunyoni oxiratga sotganlar, ya'ni hayoti dunyoni berib, oxiratni olganlar jang qilsin. Demak, islomdagi jihod tarixda ham, kelajakda ham davomiy suratda Allohni yo'lida bo'ladi. Bir kishining martabasini baland martabaga ko'tarishlik uchun bo'lmaydi. Biror bir xom ashyolari ko'p bo'lgan mamlakatlarni bosish maqsadida bo'lmaydi. Yoyinki biror bir kishining harbiy unvonini oshirishlik maqsadida bo'lmaydi. Yoyinki biror millatchilik ya'ni uchun jang bo'lmaydi. Faqat islom jihodi Alloh yo'lida bo'ladi. Xoh bu yo'lda Alloh yo'lida jihod qilib shahid bo'lsin, xoh Alloh subhanahu va taolo uni g'olib qilsin, Alloh kelajakda katta mukofotlarni beradi degan oyatga kelib to'xtagan edik. Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lidagi jihodning qalbini yana ham qo'zg'almagan o'rinlarini qo'zg'atadi. Ko'z oldiga zaif insonlarni olib keladi. Dushmanlar tarafidan bo'layotgan zulmlarga qaytara olmaydigan qariya kishilarni, dushmanlar tarafidan bo'lgan hujumlarga qodir bo'la olmaydigan, qaytarishlikka qodir emas bo'lgan zaifa ayollarni va norasida go'daklarning hammasini faryod qilayotgan holatlarni ko'z oldiga keladi. Ular Xudoyo bizlarni bu ahllari zolim bo'lgan shahardan chiqargin,
bizlerge özini huzurinden necat veriyetken deyip periyat kılıp durgen zayıf insanlarını mücahidlerinin köz aldığı alıp geledi ki ular bularının kalpleri de şularının köz aldığı geldiğinden keyin insanlık, iman, İslam hamiyeti bulardan kozgalıp ularını himaye kılıçlıkke orullerden türsün de. Ve şun bilen birge zayıf kariyeler ve zayıfe ayollar ve narasiyde gödeklerinin himayesi yoludaki cihadını Allah yoludaki cihadke beraber kılıp görsetedi. Estaizu billah ve mâ lekum la tukatilûne fî sabîlillâh والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا مكة'den Medine'ye hicret farz bo'lganida Makka'da Rabbimiz Allah deganligi uchun hamma azorlar berilganida bular Makka'dan Medine'ye azarlarga çidemegenlikden keçişmegen idi. Allah'ın buyruğu Makka'dan Medine'ye hicret kılıçlıkke bölgenliği için keçişkenler idi. Medine'ye hicret kılıngenden bir yerde hicret asanlıkça sadır bölmegen idi. Çünkü hicretki ketiyatken kişilerinin hammesinin cezası ölüm idi. Hatta din yolu da ular vatanlarını, mallarını berib ham kafirlerden kutulishmagan edi birodarlar. Ana shu vaqtda Madina tarafiga yo'l olishlikka qodir bo'lganlar yo'l olgan edi. Ammo qariyalar, quvvati yo'q bo'lgan kishilar, zaifa ayollar, norasida go'daklar ular faryod chekishib, bular azorlanayotgan vaqtda Xudoyo bu ahli zalim bo'lgan shahardan bizlarni chiqargin, o'zingni huzuringdan bizga najot bergin deb faryod ketishardi. Alloh subhanahu va taolo mujohidlarni ey Allohning yo'lida jihad qilayotganlar, nima uchun sizlar Alloh yo'lida jang qilmaysizlar? Va qariya kishilarning yo'lida, ularning himoya qilish yo'lida va zaifa ayollarni himoya qilish yo'lida ve narasiyde gödeklerini himaye kılıç yolu denleme için sizler cihat kılmıyorsunuzlar diye yaptı. Ularının sıfatlarına bayan kılıp hatta çıkışlıkke kadir bulmagan vaktileri de Hudaga yol barıp bizlerini ahli zalim bulgen kişilerinin şehirden çıkargın değil yaptı. Bana bu ceyde İslam tasavvurunu hem biz isletip ötmalıgımız gerek. İslam, İslam'ın vatanı akidesidir. İslam'ın tuğulgen, kişiye nisbeten tuğulgen cayı hem akidesidir. Eğer akidesi kayırda bulsa, İslam hükmü kayırda cari bulup durgen bulsa, Müslüman'a nisbeten şu cay darul İslam buladı, eğer ki tuğulgen cayı bulmasa hem. Ama tuğulgen cayı bulsa, uyar uluğ joy deb e'tibor qilingan bo'lsa-yu, islom hukmi poymol qilinayotgan bo'lsa, islom aqidasi poymol qilinayotgan bo'lsa, musulmonga nisbatan bir darul harf hisoblanadi. Hatto Ibrohim alayhissalom qurdirgan Ka'bai Muazzama bor, Ummul Qiro hisoblangan Makka-i Mukarrama bu yerda islom hukmi poymol qilingan edi. İslam akidesi toptalgan edi. Müslümanlar bir yerde azar çekip özlerinin akide erkinliğine ege buluşmagan edi. Allah subhanehu ve teala bir yerini darul harb deb Müslümanlarga nisbeten itibar kıldı. Hatta bir yerde tuğulgen kişilerinin periyadları kadir bulgeller çıkıp gitti. Kadir bulmagenler Hudaya ahli zalim bulgen bu şehirden bizlerinin çıkargin dediler. Mana bu narsa bilan biz qanchalik Alloh yo'lidagi da'vat, Alloh yo'lidagi tushuntirish, Alloh yo'lidagi harakat qancha zarur ekanligini bilmoqligimiz kerak. Hatto hadis shariflarda mana sobit
müstahkem hadislerde, yani sahih hadislerde var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şehirleri Medine-i Münevvere'de, o kişinin mescidlerde okulingen namaz, başka cayda okulingen namazlardan bir neçe min beraber abzal ekelligi. Harem-i Şerif'te okulingen iki rekat namaz, başka yerlerdeki bir neçe min namazdan abzal ekelligi malum. Lekin şundey buluşluğe karamazdan, Allah'ın yoludaki davet, Allah'ın yoludaki hareket şuncelik zarur ki, hatta ashablar şu hadisi sahihlerini bilişip durup, bundan hem savablikrak ekelligini bilişip, Medine-i Münevvere'den, Mekke-i Mukarreme'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin defin kılıngan şehirden, başka şehirlerge, bunlar hammeleri hicret kılışıp, Allah'ın dinini yetkizişlik için terkalıştılar. Mana bu narsani biz Alloh yo'lidagi harakatning qanchalik zarur ekanligini bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo ajablanib, Allohning yo'lida nima uchun jang qilmaysizlar va zaif qariyalar, zaifa ayollar va norasida go'daklar ki ular, Xudoyo bizlarni bu ahli zolim bo'lgan shahardan chiqargin. Bizlarga o'zingni huzuringdan yordam bergin. Ve bizlerge özini huzurinden yardım çıkılgın deyip aytayotgan, feryat çekayotgan zayıf, zayıfeler hakkı da onların himayesi üçün, nime üçün cihat kılmaysizler deyip Allah targ'ib kılıyordu. Bana bu her kandı Müslümanın kalbini uygatadı. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman keltirgen kişiler Allah'ın yolda cenk ilişedi. Yani ular biror bir mol davlatni qo'lga keltirishlik uchun emas. Dunyodagi hamma janglarni agar taqqos qilsak, jahiliyat janglari. Butun o'zlarining eng taraqqiy topgan mamlakat deb e'tibor qilgan mamlakatlarning janglarini tarixda o'qisangiz, ular xom ashyosi ko'p bo'lgan o'rinlarga hujum qilishgan. Xalqlarni o'zlariga qul qilish yo'lida jang qilishgan. Boshqa o'zlarining millatinigina oliy qilishlik uchun jang qilgan. Fakat özlerinin cinslerini âli kılıçlık için can kılışken, onlar hiç kendi bir âli maksat yolu da can kılışkenmez. Mumillerinin sıfatı fakat Allah'ın yolu da can kılışedilir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Kafirler bulsa, but yolu da can kılışedilir. Yani, iktisadi but yolu da can kılışedilir. Özlerinin cemiyetlerini, fakat özlerinin milletleri bulgen butni yukarı kılıçlık için cem kılıçadılar. Yani ki, birar bir özleri kalplerge but bulup caylanıp kalgen ünvanlarını köterişlik için cem kılıçadılar. Yani ki, birar bir boylikleri kalplerde but bulup şu boylikke sığınışadılar, ana şu butni rivojlantirishlik için, şu boylikni köpeytirişlik için cem kılıçadılar. Ularının hemmesinin cemleri but yoludaki cemdir. Ama iman keltirgen kişiler Allah'ın yolda can kılışadılar. Kafirler buttu yolu da can kılışadılar. Fakatilu evliya eşşeytan, şeytanın dostları bilen can kılıyorlar ki, onlarının körüngen kuvvetlerini, bunların zahirdeki debdebelerinden korkmayalar, şeytanın makri daim zayıftır. Allah subhanehu ve teala bu ayetlerini nazil kılgen de, ashablar, buni hayotlarda tajriba qilishardilar. Badr jangida mu'minlar juda ozchilik edi. Qo'llarida hech qanday tayyorgarlik yo'q edi. Ammo kofirlar bo'lsa-chi, ular nihoyatda sonda ham yuqori edi. Ularning tayyorgarliklari ham yuqori edi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jang qilgan mu'minlar but yo'lidan jang qilgan kofirlardan, mushriklardan Alloh ularni g'olib qildi mana. Tarix buni doim isbotlagan. Lekin Alloh yo'lida harakat qiladigan mu'minlar topilmayotganligi uchun bu zafarni, bu kalimalarni tushunishmaydilar. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni avvalda Makka muhitida İslami terbiye bilen terbiyeledi.
ularning hamma harakatlari Alloh yo'lida bo'lishligini, har bir harakatlarida Allohnigina maqsad qilishligini iroda qilgan edi. Shuning uchun avval islomda jangdan qaytarilgan edi. Hatto og'ir bir chidab bo'lmaydigan suratlarda ham qaytarilgan edi. Ammor ibn Yosir oilasi ota-onalari azobning ta'sirida o'lib ketishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga yordam bera olmadilar. Sabran ala Yasir mau'idukumul janna. Ey Yosir xonadoni, sabr qilinglar, jannatda uchrashamiz deb bundan boshqa so'z ayta olmadilar. Ba'zi islomni qabul qilgan ayollarni ko'zlarini qo'yib olish darajasiga olindi. Hammalari Allohning yo'lida azob chekishardi. Ba'zi hamiyatli kishilar islomga kirganlardan keyin bularga qarshi jang qilishlikka bel bog'lashganlarda Qur'oni Karimda oyat nozil bo'ldiki, Alam tara ilallazina qila lahum kuffu aydiyakum va aqimus solata va atuz zaka. Falamma kutiba alayhimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya. Wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'u ad-dunya qalilun wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularga oyat nozil qilganidiki, kuffu aydiyakum, qo'linglarni tiyinglar, va aqimus solata va atuz zaka, namozni barpo qilib zakotni o'tinglar, sizlar boshqa ish bilan ishinglar bo'lmasin degan oyat nozil bo'lgan edi. Chunki inson o'zini qalbi bilan qo'zg'alayotgan narsa u islomiy hamiyat emas edi. O'ziga tushgan azorga bardosh berolmasdan qarshi bo'layotgan qarshilik edi. Yo'inki o'zining mahallasiga, yo o'zining qabilasiga, yo o'zining faqat bir arab millatiga yangi tushayotgan zulmga chidamasdan bo'layotgan qo'zg'algan hamiyat edi. U haqiqiy islomiy hamiyat emas edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo qo'linglarni tiyinglar, namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar degan oyat nozil bo'ldi. Lekin insonlar zulmlarni ko'rayotgan vaqtda aytishadilarki, qani biz ham hozir shu zulmni qaytarsam degan har bir kishida hamiyat qo'zg'aladi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zingizlarni tiyinglar degan oyat nozil bo'lsa, yo'inki shu kalimalarga ma'mur bo'lishsalar, shunda o'zlarini tiyishlikni xato deb chidalmay turishadilar. Ammo Alloh subhanahu va taolo jihodni farz qilgan vaqtda bosh tortuvchi kishilar shu hamiyatli kishilarning birinchisi bo'ladi. Falamma kutiba alayhimul qital, jang farz qilingan vaqtda ularning bir toifasi odamlardan xuddi Allohdan qo'rqqandek qattiq qo'rqisha boshlashdi. Ana avvalda nima uchun biz bu zulmlarga javob bermaymiz deyotgan kishilar endi shu narsani buyruq kelgan vaqtda o'zlari bosh tortisha boshlashdilar. Yo'inki Allohdan qo'rqqandan ko'ra ham qattiqroq qo'rqishdilar. Va aytishdilarki, Robbana lima katabta alayna al-qital, nima uchun bizlarga jangni farz qilding ey Rabbimiz deyishdilar. Laula akhartana ila ajalin qarib, bir yaqinroq bir muddatgacha kechiktirib tursang bo'lmasmidi deyishdi hatto. Inson bir og'ir bir hayotni kechirib chiqqandan keyin Alloh subhanahu va taolo unga bir yutuqni bergandan keyin endi bu qiynalgan davrimda, qiynalgan holatlarimda qiynaluvdim, endi bir rohat bilan ham yashay deydi. Alloh yo'lidagi bir harakatga taklif qilinganda biz bu harakatni qildik, endi bir rohatni ham ko'raylik deya boshlaydi. Mana bu narsa uning qalbida Alloh yo'lidagi harakatning sahih joylashmaganligini belgisidir. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga buyurib, qul mata'ud dunyo qalil, ayting, dunyo matosi, dunyodagi foydalanish bir arzimas oz narsadir. Oxirat
Allah'tan takva kılgen kişilerge yakşıraktır. Ahiret yakşı, lakin hamme gemez biraderler. Ahiret yakşı kimge? Allah'tan takva kılgen kişige yakşı. Allah'ın hükmüge unamegen kişige ahiret en dehşetli günerse. Kıyametteki azaplanucu kişilerinin, dozaktaki azaplanucu kişilerinin en yengili, onun ayağının aslıdaki çukurçakka ikide çok koyup koyuladı ki, bu çoğunun tasiri aslıda miyyesi kaynayıp duradı. O öyleydi ki, en kattık azaplanıyorken adam men bulsam gereğiydi. Ve halen ki dozaktaki azaplanıyorken kişilerinin en yengili şu adamdır. Ahiret yakşı, fakat Allah'tan takva kılgen kişiler yakşı. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا Yakşı amellerini kılıyorlar. Sizler fetil, yani fetil de hurma deneginin postlağı, yani ortasına caylaşken bir ipsiman, yupka bir ingiçke nerseni fetil deyiladi. Sizler yani şu fetil miktarı da, şu kiçkine hurma denegi yapışken ip miktarı da hem sizlerge zulüm kılınmıyordu. Kılgen ameliler tola miktarda veriladi. Ama sizler cihatke barıştan özilerini çetke alıp ölümden kutula almaysiler. Aynama tekunu yudrikkumul mevtu velev kuntum fi burucin müşeyyede. Kayırda bulsaylar hem Allah subhanehu ve teala hüküm kılgen ölüm sizlerini tapadı. Agerçi müstahkem kasırlarge caylaşıp algen bulsaylar hem. Mana bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ergeşken bazı zatlarını Allah subhanehu ve teala kamil insan kılıp terbiye kılış yolu dege nazil kılgen ayetlerinin bir kısmıdır. Şümbülen birge bazı kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yetekçiliğine her kıl fitnelerini uyuşturuşardı. Bu fitneler her bir hak kıyadet yetekçilikte uyuşturuladigan kıyamet keçe bulgen bir fitnedir. Bu ayetini insan örgenerekken huddu şu ayet hazır nazıl bulgen deyik his kıladı. İnsanlar alemde sadır buluyotken hadiseler hakkı da özü bu hadiselerini düşünüşlükke İslam kamil bir tasavvurunu alıp gelişliğe karamazsan bunu başkaça düşünüşediler. Mene bu haletini bayan kılıp Allah subhanehu ve teala kuyudaki ayetini nazil kıldı ki Estaizu billah ve in tusibuhum hasenetun yakulu hadihi min indillah ve in tusibuhum seyyiatun yakulu hadihi min indik kul kullun min indillah فَمَا لِهَا أُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا İslam tasavvuru insanlarga yetayotgan yaxshilik Allah tarafından. İnsanlarga yetayotgan yomonlik bularning vujudga keltirish, yaxshilikni vujudga keltirish, yomonlikka vujudga keltirish Alloh tarafidandir. Ya'ni yaxshilikni ham, yomonlikni ham Alloh vujudga keltiradi. Olamdagi sodir bo'layotgan har bir narsani vujudga keltirayotgan zot yagona Alloh subhanahu va taolodir. Inson buni o'zining hayotiy tajribasida ham bilishligi mumkin. Bir yaxshilikni qilaman deb İnsan özünün küçük kuvvetini sarıp kıladı. Malını sarıp kıladı. Vaktini sarıp kıladı. Yardımçılar hem tapadı. Lekin şu yakşılığını kıla almaydı. Bazı vaktlerde bir yamallığını vücutke keltirişlik için özünü ve yardımçılar hem aladı. Malını sarıp kıladı. Vaktini sarıp kıladı. Lekin şu yamallığını vücutke keltir almaydı. Demek insan
yaxshilikni qilaman va yomonlikni ham qilaman, yoinki yaxshilikni qilmayman yo yomonlikdan o'zimni tiyaman degan yo'nalishlik, iroda qilish, mana bu niyat qilishlik huquqini insonga Alloh subhanahu va taolo berdi. Lekin yaxshilikni vujudga keltiruvchi zot Alloh subhanahu va taolodir. Yomonlikni vujudga keltiruvchi zot Alloh subhanahu va taolodir. Inson o'zining yaxshilik tarafiga yo'nalganligiga savob oladi, yomonlik tarafiga yo'nalganligiga gunoh oladi. Mana bu narsani biz bilib olishimiz kerak. Lekin bu tasavvurdan bebahra bo'lgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalqlarni haq yo'lga yetalagan edilar. Bu kishi Alloh tarafidan haq yo'lni olib kelgan edilar. Bularga biror bir yaxshilik yetib qolsa, aytishardilarki, hadihi min indilloh, Alloh tarafidan bizga bu yaxshilik bo'ldi deyshadi. Agar biror bir yomonlik yetib qolsa, ya'ni yomonlik degani o'zlarining tasavvurlaridagi yomonlik, mollari kamayib qolsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashganligi sababli kasblari yurmay qolganda, yo mollari kamayib qolsa, yo biror bir musibat yetib qolgan vaqtda ular aytishardiki, bu sizga ergashganligimiz sababli bizga bu ish bo'ldi dedi. Mana bu narsani har bir mu'min bir tasavvur qilib olishi kerak. Biror bir yaxshilik bo'lib qolsa, Alloh menga yetkizdi deydi. Ba'zilar tasavvuri yo'ligidan bu mening zakovatim sababli bo'ldi deydi. Men buni mahoratim sababli bo'ldi deydi. Men bu narsada shunday mohir insonman deydi. Xuddi Qorun ham shunday degan ediki, bu boylik menga innama utituhu ala ilmin indi degan edi. Men o'zimni kimyogarlik ilmim bilan bu dunyoni topdim degan edi. Ana biror bir yomonlik kelib qolsa, u odam aytmaydiki, bu men sababli bo'ldi demaydi. Bu biror bir kishiga to'ngaydi. Yomon ko'rgan odamiga to'ngashni boshlaydi. Shu odam sababli shu yomonlik vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda qaysi bir yaxshilikni sizlarga yetsa, ya'ni yaxshilikni vujudga keltiruvchi zot, qaysi bir sizlarga yomonlik yetsa, ya'ni yomonlikni vujudga keltiruvchi zot Alloh subhanahu va taolo. Qul kullun min indilloh. Hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni vujudga keltiruvchi yaxshilik va yomonlikni vujudga keltiruvchi Alloh subhanahu va taolodan boshqa zot yo'q. Lekin insonlar yaxshilik tarafiga yo'nalganliklari bilan savoblanishadi, niyat qilib shu yo'nalganliklardan va yomonlikdan o'zlarini tiyishlikka harakat qilganliklari sababli savoblanishadilar. Famali haula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. Bu odamlarga nima bo'ldiki, gapni tushunishlikka ham yaqin bo'lishmaydilar. Faqih inson, mana hadis shariflarda aytilganki, bitta faqih odam shaytonga mingta ibodat qiluvchi kishidan kuchliroq deyilgan, mana bu gapni to'g'ri hal qilolgan odamni faqih deymiz. Agar shu gapni tushunmagan bo'lsa, har qancha o'zini zaki sanagan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo bir gapni tushunishlik emas, balki tushunishlikka ham yaqin bo'lmayotgan insonlar deb atayapti. Ikkinchi oyat butunlay boshqa maydondagi mazmunni bildiradi. Ma asabaka min hasanatin fa min Alloh va ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Sizga biror bir yaxshilik hosil bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu yaxshilikka bir yo'l tuzgan edi. Yaxshilik agar bir yo'l tuzuvdiki, shu yo'lga ergashsiz, Alloh subhanahu va taolo sizga yaxshilikni muhayyo qilib berish. Estaizu billah vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Biz yo'limizda harakat qilgan kishilarni haqiqiy yo'limizga yo'llab qo'yamiz deydi. Yaxshilik nima, yomonlik nima? Alloh subhanahu va taolo manhaj bir yo'l tuzdi va insonni buni yaxshilik yomonlikni biladigan qilib qo'ydi. Fahadaynahun najdayn. Estaizu billah va nafsin va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Insonga yaxshilik va yomonlikni ilhom qilib qo'ydi. Inson yaxshilik qilayotganda buni yaxshilik deb turib qiladi.
yomonlik qilayotgan vaqtida yomonlik ekanligini biladi. Hatto dunyoda eng yomon ishlarni qilayotgan odamlar ham yomonligini bilganligiga dalil shuki, u yomonligini oshkor qilmasdan bekitib qiladi. Balki kechalarda bekinib qiladi. O'g'rilik qilayotgan odamlar, eng o'g'rilar o'g'rilikni yomonlik ekanligini boshqalardan yaxshi biladi. Ular shuning uchun ham maxfiy qilishadi. Fohisha ishlar bilan shug'ullanayotganlar buning yomon narsa ekanligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Ular o'zlarining past inson ekanligini yaxshiroq bilishadi. Alloh subhanahu va taolo insonning tabiatiga yaxshilikni yaxshilik deydigan qilib, yomonlikni yomonlik deydigan qilib o'rnatib qo'ydi. Mana bu yo'lni tuzdi. Kim bu yo'lga ergashsa, bunga Alloh subhanahu va taolo yordam beradi, yaxshilik vujudga keladi. Demak, sizga yetgan yaxshilik Allohning marhamatidandir. Alloh sizga shuning yaxshilik ekanligini ko'rsatib, yo'lini tuzib, shu yo'lga yursangiz yordam berganligidandir. Agar bir sizga yomonlik yetsa, o'zingizni aybdor, o'zingiz sabablikdir. Alloh subhanahu va taolo buni yomonligini sizga aytib qo'ydi. Siz buniga quloq solmasdan yomonlik yo'lga yursangiz, Alloh subhanahu va taologa majbur emaski sizni yomonlikdan qaytarishlik. Ana bu narsa, demak, inson yomonlikni boshiga yetgan vaqtda u narsa o'zidan deb bilmoqligi kerak. O'zi sabablik shu yomonlik vujudga kelganligini his qilmoqligi kerak. Va arsalnaka linnasi rasula, payg'ambar insonlarni yaxshilikka majbur qila oladigan quvvat yo'q payg'ambarda. Insonlarni yomonlikdan qaytara oladigan quvvat payg'ambarda yo'q. Biz sizni, deyapti Alloh subhanahu va taolo, elchi qilib jo'natdik. Alloh bilan bandalar o'rtasida elchi qilib jo'natdik. Siz vazifangiz yetkizishlikdir. Va kafa billahi shahida. Alloh sizni risolat vazifasi bilan yetkizganligiga o'zi guvohlikka kifoya qiladi, boshqalar sizni inkor qilishayotgan bo'lsa. Mana bu narsani biz ham bir o'zimizga bir tasavvur qilishligimiz kerak. Ba'zi kishilar tomonidan hikoya qilinadiki, butun hayotida yaxshiliklar bilan yashagan kishi, ba'zilar hikoya qilishadi, bu yaxshilikni Alloh tarafidan menga bo'ldi mana deb boshiga bir musibat yetib qolganda bir kishini nisbatlab mana shu odamlik sabablik menga shu odamga yomonlik yetdi degan vaqtida bu xabar u odamga eshitilgandan keyin shunday bir joyda e'lon qilib qaraya umrida butun xalqlarningdan foydalanib yashagan vaqtida u narsani Alloh tarafidan ko'rib boshiga shuncha yaxshiliklar qatorida bir musibat yetgan vaqtda mendan ko'ribdi-ya, qanday badbaxt deb shunday degan ekan. Haqiqatda ham birodarlar, mana bu narsa bizlarga ham tasavvurimizni o'nglab olishimiz kerak. Boshimizga hamma yaxshiliklar yetganda biz Alloh tarafidan deyishdan o'rniga ham zakovatimiz sabablik, bizning paylasubligimiz sabablik, bizning nihoyatda ustakorligimiz sabablik, ilmimiz sabablik deymiz u biror bir musibat yetib qolsa, sen menga shu yomonlikni qilding degan narsa bilan ro'baro bo'lishligimiz bu insofsizlikdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan bizga bir yaxshilik kelsa, Allohning marhamati bu. Mabodo bir xato qilgan bo'lsak, ana bu narsa bilan biz Allohning ko'rsatmasiga yurmaganligimiz sabablik bizga yomonlik yetadi. Bu o'zimiz sababligidir. Mana bu narsada biz tasavvurimizni o'nglab olishimiz kerak. Shundagina islomiy tasavvur bilan biz yashagan bo'lamiz. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Alloh. Kim payg'ambarga ergashsa, Allohga ergashibdi. Ya'ni Allohga ergashishlikning boshqa surati yo'q, birodarlar. Allohga biz qanday ergashamiz? Payg'ambarning olib kelgan so'ziga ergashishlik bilan Allohga ergashganligimizni isbotlaymiz. Va man tavalla, kim sizga ergashlikdan bosh tortsa, fama arsalnaka alayhim hafiza, biz sizni ularni o'zingizga ergashtirishlikka majbur qiladigan qilib, ularni xatodan tiyib oladigan qilib sizni jo'natganimiz yo'q, deyapti Alloh taolo. Mana bu narsadan ham biz o'zimizga xulosa chiqarib olaylik. Ba'zi bir nodon toifalar chiqqanki, ular faqat Qur'onga ergashamiz deyishadi. Nima uchun? Ya'ni biz hadis shariflarga ergashmaymiz deydi.
Şu yerde ham şunu gapirib o'tib ketishlik o'rinli deb bilaman. Nima uchun deb so'rasangiz, hadislarning rivoyatlari bizga sahih yetib kelmagan, shuning uchun dedi. Shunda Qur'on ularga qanday yetib kelgan degan savol bo'ladi. Qur'on ularga vahiy bo'lib tushdimi? Yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali yetib keldimi? Ularga Qur'oni Karim rivoyat bilan yetib keldi. Demak, Qur'oni Karimni qabul qilgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarni qabul qilishlik. Biz payg'ambarga ergashishlik bilan Allohga ergashishligimizni isbotlaymiz. Boshqa imkoniyat yo'qdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni o'zi bilan xalqlar o'rtasidagi vosita qildi mana. Bu chiqib kelayotgan vaqtimda bir kishi menga xat beruvdi. Shu Ya'ni bir taqinchoq haqida bir ayollar masala so'rashdilar. Ya'ni taqib yurgan taqinchog'iga zakot berilmaydi. Har qancha qiymat baho bo'lsa ham. Bu shuni bilishimiz kerak, hojat asliyasi. Lekin ba'zilar tomonidan agar nisobdan masalan oshiq bo'lib ketgan bo'lsa, taqinchoqlari bu bir samaniyat bilan oshib turadi deb ba'zi fikrlarda taqinchoqqa ham zakot beriladi degan gap bor. Vallohu alam, biz masalan shu taqinchoq taqib yurgan taqinchog'i bo'lsa, bunga nisobga yetsa ham zakot bermaydi deb e'tiqod qilamiz. Bu yerda zakot masalasi haqida yana bir ikkita savollar bo'pti. Bu yerda shuni aytib qo'ymoqchimizki, juda ham bir zakot masalasi ko'p so'ralyapti. Buning sababi zakotni beradigan joylarni nima qilishlik? Biz aytib o'tganmiz, masjidlarga zakot berilmasin deb. Ya'ni masjidni binosi uchun sarf qilinmaydi zakotni. Zakot bayon qilingan 7ta toifa bor. Astaidu billah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil. 8ta. Ya'ni zakotlar beriladi lil fuqara'i wal masakin, kambag'allarga, faqir deb ixtiloflik bayon bilan aytamiz. Ba'zilar nisobga molik bo'lmagan kishilarni faqir deyiladi. Miskin deb bir kunga qodirmas bo'lgan kishilarni miskin deyiladi. Mana bu ikkita kishiga beriladi. Lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Zakot ishida zakotlarni yig'ib tartiblab, kereklik joylarga tarqatib yurgan kishilarga ham zakot beriladi. Agarchi u davlatman bo'lsa ham, chunki u maosh hisobida oladi shu zakotdan. Wal muallafati qulubuhum, ya'ni agar siz zakotingizni bersangiz, shu odamning hidoyatiga sabab bo'lib qolib, islom bir yaxshi yo'l ekan, mana meni qiynalganligimni bilib, shu odam menga yordam beryapti. Shu yordam berayotganligi demak bu haq yo'l ekan deb shu hidoyatiga sabab bo'lib qoladigan bo'lsangiz, agarchi ibodatda yo'q bo'lsa ham, o'zi namoz o'qimasa ham, dinda yo'q bo'lsa ham zakotini bersa bo'ladi. Yana ta'kidlab aytayapmiz, iymonga kirib qolishligini umidi bo'lsa. Endi ba'zi kishilar iymonga kirib qolishligini umidimi yo boshqa shunga berib bir boshqa yo'llarni niyat qildimi, bu o'zi bilan Allohning o'rtasidagi sir. Va fir riqobi val g'orimina va fi sabilillah. Riqob qullarni ozod qilishlikdan. Val g'orimina bu qarzdorlar. Bir kishi katta qarz bo'lib qolgan bo'lsa, shu kishiga zakotni berib, shu qarzingizdan qutulib oling deysa, bu ham zakot oladigan kishilardan. Va fi sabilillah Allohning yo'lida sarf qilishlik. Allohning yo'lida degan tafsirni yo bir odam hajga bora olmayapti. Shu odamni hajga borib kelishlik uchun shuni bersa ham va fi sabilillohni taxtiga dohil bo'ladi deganlar. Va shu bilan birga asosiy fi sabilillah Allohning yo'lida harakat qilayotgan kishilarga. Allohning yo'lida jihod qilayotgan kishilarga. Jihod asboblarini jihodga tayyoru asboblari yo'q. Mana bunga asbob minadigan markablar olib berishlikka sarf qilish. Yo'inki hozirgi vaqt bilan aytganimizda
Müslümanların mana bu ilimni rivojlantirib, ilimni o'rganib, din yo'lida harakat qilayotgan talibi ilimlarga, bularga ham shularning Allohning yo'lida harakat qilayotgan kishilarga zakotini bersa bo'ladi. Va ibn sabil musofir kishi. Bir musofir odam borki, u musofir o'zini boyligi bor edi. Lekin u boyligi uyda edi. Musofir bo'lib turibdi, yonida muhtoj holatda hech narsasi yo'q. Shunday bo'lgan vaqtda zakotini shunga hojatini shuni o'tab olishlik uchun bersa bo'lar edi. Mana bu 8 ta toifa. Endi shuning uchun men 1-2 kundan beri shuni 1-2 ta birodarlar juda zakotni berishlik fikrlarini qilinganligi uchun men agar shu jami madrasa masjidida bitta bir hay'at tashkil qilinsa-yu, shu hay'atga zakotlarni olib kelinsa, shu zakotlarni olgan kishi berilganda zakotini bergandan keyin shu hay'atning vazifasi 8 ta toifaga yetkazib berishlik bo'lsa, mana boshqa mamlakatlarda ham ko'rildi, devoni zakot, zakot devonlari bor ekan, mana shunday bir devoni zakot tashkil qilinsa, fuqarolar masalan bemalol shu yerga shu hojatmand zakotga mustahiq bo'lgan kishilar kelsa, shularni ta'minlanadigan bir o'rin ochsa degan fikrdaman. Agar shu bu xohlagan kishi bilgan odam xohlagan odamiga bersin. Yana ta'kidlab aytaman, masjidni devoriga, masjidni qurilishiga zakotni bir so'mini ishlatilmaydi. Agar ishlatilsa zakot qabul bo'lmaydi birodarlar. Lekin bu narsani u fi sabilillah degan kalimani har qancha bu yoqqa burishga harakat qilgan odamlar xato qilishadi. Chunki masjidning zeb zinatlariga sarf qilinishlik uchun zakotni Alloh taolo farz qilgan emas birodarlar. Shuni yaxshi bilib qo'yishlik kerak. Undan tashqari Hanafi mazhabda tamlik shart. Tamlik degani birovni molik qilish kerak. Bu devorga ketgan narsa bu molik bo'linmaydi. Shuning uchun mabodo javobgar shaxslar shular bo'ladi. Shularning kafolatini oldim men. Agar shu zakotni o'rniga yetkaza olmasanglar, sizlar javobgar bo'lasizlar degan narsani qo'ydik. Agar shu zakotni xohlansa, masjid, masalan, jami madrasa masjidida shunday hay'at ochamiz. Shu zakoti, sadaqotlari shularni berilsa o'rniga ishlatiladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Ahli islomlarni Alloh g'olib qilsin. Islomga qarshi harakat qilayotganlarni Alloh taolo o'zi jazosini bersin. Alloh avvalo hidoyat qilsin. Hidoyatni bular qabul qilishlikni xohlashmasalar Alloh jazosini bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taoloning Ramazon oyida bizlarga farz qilgan bu roza oyida toat ibodat qilishlikka ishtihod qilaylik va gunohlardan saqlanishlikka ishtihod qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlarini Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam minbarga ko'tarildilar va amin kalimasini 3 marta aytdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qilindiki, ya Rasululloh, siz minbarga ko'tarilib 3 marta amin dedingiz. Buning sababi nima deganlarida aytdilarki, Jabroil alayhissalom meni oldimga keldilar va aytdilarki, xorobdi o'ziga Ramazon oyida hozir bo'lishlik nasib qilgan kishi, keyin Ramazon oyi chiqib ketibdi-da, buning gunohlari kechirilmabdi. Shu odam nihoyatda xor inson bo'pti dedilar. Ya'ni buni ma'nosi shuki, Ramazon oyida shunday yashab tirik bo'lib turib, ro'zani tutmasdan bir oyni o'tkizgan kishi endi dunyodagi eng xorlarning xoridir. Agar shu Ramazonda ro'za tutganda gunohlari kechirilardi degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi aminning sababini aytdilarki, bir kishi ota-onasini topishlik bunga nasib qilgan bo'lsa, yo bittalarini va ikkovlari buni jannatga kirgizmagan bo'lsa,
degan kalimani aytdilar. Ota ona insonni farzandini ham jannatga kirgizmaydimi degan kalima, ya'ni agar ota onasini rozi qila olsa jannatga kirishlikka sabab bo'lardi bu amali degan. 3-chi ominning sababini aytdilarki, siz nomi zikr qilingan vaqtda salovat aytmagan odam ham xarobdi dedilar mana. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyida ijtihod qilardilar toat ibodat qilishlikka. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajvada bil khayr va ajvadu ma yakunu fi Ramazon hina yalqahu Jibril alayhi salam fa yudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajvadu bil khayr" أجود بالخير من الريح المرسلة. إمام بخاري من أبو عبد الله بن عباس روايات كالجلر شبه حديث شريفة يعني عبد الله بن عباس أيتدلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشلك نهاية جوان مرتدلر كوب شو يخشلك كلشلك بر اجتهاد كلردلر بوكشو خصوصا رمضان آيدة إن كوب يخشلك كلدگان كشيدلر. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhi salom ro'baro bo'lib, u kishiga Qur'ondan ta'lim berganlarida, bu kishi mutlaq har qanday shamoldan ham yaxshilik qilishlikka tez bo'lib ketardilar. Yaxshilik qilish deganda birodarlar faqat o'zidagi moddiy boyligingina birovlarga berishlik deb o'ylanib qolinmasin. Albatta bu ham yaxshilikning bittasi deb tushunmoqligimiz kerak. Yaxshilik, ya'ni Allohning yo'lida, dini islomni rivoji yo'lida Ramazon-i Sharifda bir ijtihod qilishlik. Tarixga nazar qilinadigan bo'lsa, aksar jihodlar, Alloh yo'lidagi eng og'ir jihodlar, xususan mana Tabuk g'azoti Ramazon oyida bo'lganligini ham eslab o'taylikki, bu ashablar yaxshilik ma'nosini qanchalik tushunganligini ma'nosidir. ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين رحمتك يا أرحم الراحمين. برادرلر بو سيد أكبر شان أكامز مرحوم ببتلر الله تعالى رحمت كسن بو كشي منا كبتلغة معلوم حياتلر ده شو أزلرن دورلر ديه همه علمالر ده دوست تبتكن كشي خصوصا طالب علملر جه juda bir muhabbat qilib o'tgan kishi, shularni xizmatlarini qo'llardan keyincha qilgan va shuni amallarda ham isbotlab, mana butun kuyovlari ham hammasi shu islom yo'lidagi kishilarni Alloh taolo bir mana shularda nima qilganlar, hayotlarini oilalarda o'zlari qo'llardan keyincha bir dinni tiklagan kishi. Farzandlarini ham o'g'illari ham bor, Alloh taolo ularni ham dadalari ko'p bir tarbiya qilish yo'lida bir mehnat qilganlar. Alloh taolo shu dadalarini niyat qilgan niyatini o'zlaridan keyin bir ro'yobga chiqarsin. Ularni olim bo'lishligi uchun ko'p harakat qilganlar. Alloh taolo shuni farzandlari ham bilib qo'yishligi kerakki, bir islomda bir mukammal shu dadalarini orzularini hayotlardan keyin ham bo'lsa ro'yobga chiqarishsin. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qilsin, ibodatlarni qabul qilsin. Mana yaxshi kunlardan nasib bo'pti. Alloh taolo Jannatul Firdavsdan Jannatul Firdavsni bog'chalardan qilsin qabrlarini bu kishini. Parvardigor mana shuni ham aytib o'taylikki, birodarlar, bir mazlum bo'lib bu kishi ham bir halol tirishilik shuklaman deb bir mazlum bo'lgan, zolimni zulmini tatagan kishilardan bu kishi ham. Alloh taolo shu tortgan azoblariga Alloh ajr azim ato qilsin. Sallallohu ta'ala. Bir kishini bir duo qilib beraylik. Alloh taolo ota onalarni Alloh taolo tavfiqa abadiy berib, parvardigori din islomda xizmat qiladi. Alloh